Günaydın sevgili silah severler. Bugün konumuz Glock Gen 4 G35. Evet, hasretle beklenilen bir silah. Sevgili bir forumdaşımızın tabancası beni Bostancı'dan Yeni Bosna'ya kadar getiren tabanca. Ben de ilk defa atacağım bu tabancayı. Gerçi biraz evvel 3 tane bir deneme atışı yaptım. Tamamen boş olmayayım diye. Ondan sonra da sizlerle tabancayı paylaşacağız. Öncelikle bir kere tabancayı görelim. Silah boş, atım yatağı boş. Üzerinde şarjör artık yok. Şarjör zaten boştu. Düşürüyoruz ve güvenli bir doğrultuya doğru tetiği düşürüyoruz. Silah boş. Ancak ben silaha başlamadan önce bunun çapı olan, daha doğrusu kalibresi olan 40 Smith & Wesson kalibrenin gelişme sebebinden biraz bahsetmek istiyorum. 1986 yılında FBI ile Miami'de gangsterler arasında yapılan bir çatışmada, o zamanlar FBI'nin beylik silahı olan 38 kalibrelik tabancalar yetersiz kaldı. Düşmanları, haydutları vurmalarına rağmen indiremediler aşağıya. Gangsterlerin elindeki uzun namlulu silahlar ve yarı otomatik silahlarla epi bir FBI ajanı öldü ve yaralandı. Sonra FBI ve Amerikan güvenlik kolluk kuvvetleri değişik güçte, değişik kalibrede bir mermi arayışı içine girdiler. Bu arayışlar sürerken tabii ki 9 mm parabellum ve 45 ACP göz önünde bir yerlerden bir fikir geldi. 10 mm mermi neden olmasın diye. Daha öncelerden 10 mm mermi yanlış hatırlamıyorsam Winchester'le Norma. Norma'dan eminim de birincisinden emin değilim. Beraberliğinde hazırlanmış bir mermi. Dinamit gibi bir mermi. Son derece güçlü, hızlı, basınçlı bir mermi. Bu mermi tabii çok yüksek basınçlı olduğu için FBI buna denemiş. Bir müddet sonra bunun barutunu azaltarak daha yumuşak ama çok etkili bir mermi haline getirmek çabaları olmuş. Ancak kovanı da barutunu azaltınca, içinde çok boş yer olduğu için balistik anlamda o kadar boşluk olmaması lazım kovanında. Kovanı da kesilip kısaltılmış. Dolayısıyla ana kovanı olarak 10 mm kovanı, çekirdek çapı olarak yine 10 mm ama Winchester ile Smith & Wesson'un birleşerek yaptığı mermi 40 Smith & Wesson mermi ortaya çıkmış. Çap yine 40 kalibre, yani 10 mm'den 10,16 mm ama kovanı 10 mm'nin kovanından daha kısa. Hani sanki 357 Magnum'la 38'miş gibi. Şöyle bakarsak gelişime, 9 mm parabellum mermisi, 357'lik mermisi, çaplar tamamen aynıdır ama barut hacmi çok daha fazladır 357'likin. 40 Smith & Wesson ve 10 mm otomatik. Gördüğünüz gibi kovanlar hemen hemen aynı, çekirdekler aynı. Tabii ki çekirdek ağırlıkları değişebiliyor ama standarttan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi kovan 40 Smith & Wesson'da değiştirmiş. Bu da bizim baba 45 ACP Colt mermimiz. Biraz da şeylere bakarsak, balistik jel içindeki davranışlarına bakarsak, bunların hepsi tabii çukur uçlu savunma mermileridir. Hollow point mermiler. Sonunda açılmalardan belli oluyor zaten. Yıldız şeklinde mantarlaşmış. 9 mm parabellumun yara içindeki ilk primary wound dedikleri açtığı yara ve penetrasyonuyla görüyorsunuz 10 mm ne kadar vahşi bir mermi. 45'lik ondan daha az ama 40 Smith & Wesson hem basıncı biraz evvel attığım 9 kadar dahi rahatsız etmeyen uygun basınçlı, penetrasyonu biraz daha fazla 9 mm parabellumdan ama durdurucu gücü, indirme gücü çok daha fazla olan bir mermi. Evet, merminin teorisinden, pratiğinden bahsetmek bu kadar yeter. Şimdi gelelim tabancaya. Tabanca özellikle yarışmalar için, IPSC yarışmaları için dizayn edilmiş. Sürgüsünün üzeri hafifletilmiş. Tekrardan bir kontrol yapalım. Ayarlı bir gez, yatay, ona rüzgar ayar diyorlar Amerikalı Konyalılar, windage ve elevation, yükseklik ayarı. Sabit, 3 noktadan, daha doğrusu bir U şeklinde, bu da U şeklinde geleneksel bir Glock geziyle tek çizgili Glock arpacığı, uzatılmış bir, bayağı uzatılmış bir
sürgü, yükseltilmiş uzatılmış bir sürgü düşürme mandalı yarışmalarda çok kolay hareket edilebilsin diye. Aynı şekilde Gen 4'ün bütün klasik özelliklerini taşıyor. Yükseltilmiş ve uzatılmış ters tarafa çevrilebilir bir sürgü düşürme mandalıyla. Kabza sırtları da aynı şekilde Gen 4'lerde bu da değişebiliyor gördüğüm kadarıyla. Evet, biraz da söküp de bakarsak Gen 4'ün temel özelliklerini geri getirme yayı. Yani irca, hani icra diyordu ki eskiden, irca aslında geri, Arapça orası öyle demek daha doğru. İrca yani geri getirme yayı Gen 4'lerde olduğu gibi teleskopik, çift parçalı ve daire kesitli. Bunun amacı ilk patlayışta yüksek basıncı alıp sarsıntıları, darbeleri önlemek, tabancanın da ömrünü uzatmak. Yani poligon şartlarında, yarışma şartlarında o on binlerce, yüz binleri geçen mermilerde, hele yüksek basınçlı mermilerde bu tarzdaki yaylar çok daha başarılı. İç yapısı geleneksel, bildiğimiz Glock iç yapısı, iğne emniyeti, iğnesi ile bildiğimiz Glock tabii ki yanlış hatırlamıyorsam 13,5 cm namlusu olan bir bayağı uzun namlusu olan bir tabanca. Tekrardan yerine takarsak aynı şekilde söktüğümüz gibi tabanca boş dahi olsa, üzerinde sürgüsü dahi olmasa daima tetik disiplinine dikkat edeceğiz. Parmağımız tetik korkuluğunun daima dışında olacak. Evet. Silah kullanıma hazır. Şimdi bakalım, bir 5 tane atalım, nereye gidecek? Kulaklıklar ve gözlükler. Biraz evvelki deneme atışlarında 3 atışta tam ortaya tuttum. Biraz üst vurdum. Şimdi alt siyah çizgiye tutacağım gezi arpacı. Bakalım nereye gidecek. Ama benim hissettiğim, daha önceden de 40 hem de çok küçük bir tabancayla 40 at, Smith & Wesson atmıştım. Son derece rahat, yormayan, basıncı çok yüksek olmayan bir mermi. Evet. Şarjörde 5 mermi var. Dolduruyoruz. Prensip olarak sürgüyü geri çekmiyoruz. Sürgüyü sabit tutup tabancayı ile iletiyoruz. Ki elimiz uzakta olsun sürgüden. Evet, atış. Silah boş. Hiç yormuyor. Hiç yormuyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu ilk 3 atıştı. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5. 3 tanesi zaten yonca yaprağı. 2 taneyi kaçırmışım dışarıya. Ama buraya tuttum. Zaten bir nişan tabancası, hedef tabancası ortadaki siyaha değil beyaza göre ayarlanmalı ki gezden arpacıktan gelen, yani hedeften gelen yansıyan ışık gözümüze gelsin. Gezin ve arpacığın arasındaki mesafeleri rahatlıkla görebilirim. Evet, çok güzel bir tabanca. Allah sahibine bağışlasın. Allah iyi günlerde, güzel günlerde poligon atışlarında kullanmayı nasip etsin.
İsteyen herkese de Allah nasip etsin diyorum. Beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler efendim.